çok satan modeli olan Duster'la birlikteyiz. Duster bize 1.5 dizel motoru ve 4x4 kombinasyonuyla birlikte eşlik edecek. Çok fazla sattığı Duster çıktığı yıldan bugüne. Hatta farklı ülkelerde de Renault Duster olarak satılıyor. Onda da Dacia logosunun yerine Renault logosu geliyor. Değişen bir şey olmuyor diğer durumlarda. Duster aslında kelime anlamı olarak silgi anlamına geliyor. Lowrent donanım paketinde, yani üst donanım paketi. Donanım paketinin ismi de kelime anlamı olarak da kazananlar anlamına geliyor. Duster'ın şöyle tasarımına bakmak istersek gayet heybetli bir duruşu olduğunu görebiliyoruz. Kare far tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Logonun etrafındaki krom kaplamalar da araca hoş bir görünüm katmış. Ön tarafta baktığınız zaman gayet yüksek yapısı olduğunu görebiliyoruz. Bu yüksek yapısı da yaklaşma ve uzaklaşma açılarını gayet arttırıyor diyebiliriz. Yan tarafa geçtiğimiz zaman üst çıtada yer alan Duster yazısı bizi karşılıyor. Güzel bir detay olmuş bu da. 16 inç çaplı jantlarımızı görüyoruz. Bunun da renginin baktığınız zaman çok hoş olduğunu söyleyebilirim. Böyle Nardo Grey rengi var. Nardo Grey ise bu BMW'nin. O rengine benziyor. Jantların rengini sevdim. Tasarımı da güzel, hoş. 215-65-16 lastik ebatlarına sahip Duster. Bununla birlikte de gayet yerden yüksek bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta ve arka tarafta yaklaşma, uzaklaşma açılarında gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Arazi kullanımına gayet uygun. Duster'ın bagajına baktığımız zaman 475 litrelik bir bagaj hacmiyle bizi karşılıyor Duster. Yalnız yükleme eşiğinin biraz yüksek olduğunu söyleyebilirim. Buralarıma kadar gelen bir yükleme eşiği var. Arabanın yerden yüksek yapısından dolayı biraz yükleme eşiği yüksek. Şöyle bagaj kapağını kapatalım. Şuradan tutup kapatabilirsiniz. Burada ortada marka modelinin ismini buraya yerleştirmiş. Yine burada da kendi logosu var. Onun dışında baktığımız zaman arkada herhangi bir park sensörüne veya geri görüş kamerasına yer verilmemiş. Burada da arabanın 4x4 olduğunu anlayabilmeniz için buraya bir sticker yerleştirilmiş. Burada 4WD yazısı yerleştirilmiş buraya. Onun dışında dik formda arka stop tasarımda var Duster. Duster'ın arka tarafına oldukça rahat inip binilebildiğini söyleyebilirim. Arka tarafa geçtiğim zaman gayet rahat bir diz mesafesi görüyoruz. Burada baş mesafesi de keza öyle, gayet rahat bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Koltukların yapısı da çok hoş. Yani eğimi koltukların çok iyi. İçeri gömülüyorsunuz ve burada seyahat etmek çok rahat hale geliyor. Koltukların eğik yapısından dolayı. Onun dışında arkada şaft tünelimiz çok fazla yüksek olduğunu söyleyemem. 4x4 model olmasına rağmen bu araba. Onun dışında yine koltuk arkalarındaki fileli eşya gözlerimizi görüyoruz. Yalnız kapılarda herhangi bir eşya gözüne yer verilmemiş. Bunu da bir eksi olarak yazabiliriz. Duster'ın ön tarafında malzeme kalitesine bakmak gerekirse torpido üstlerimizde sert plastiğe yer verilmiş. Buralar sert bir şekilde. Sert plastiğe yer verilmiş oralarda. Yine direksiyon simidimizde deri bir direksiyon bulunmuyor. Yine vites topuzunda da aynı şekilde. Yalnız vites topuzunun körükleri deri hale, deri şekilde geliyor burası. El frenimizde deri kaplamalı değil, onun yerine plastik kaplamalı. Duster'ın ön tarafında bol bol eşya gözü olduğunu söyleyebilirim. Hemen başlayalım. Ön konsolun üst kısmında buraya gözlük koyabileceğiniz, telefon koyabileceğiniz bir alana yer verilmiş. Yine sağ tarafta da küçük bir oyuya yer verilmiş burada. Vitesin ön tarafında da 2 adet bardaklığa yer verilmiş. Onun da önünde hemen ESP kapatabildiğimiz tuş var ve Eco tuşu var. Onun da hemen sol tarafında arabayı 4x4 ya da 4x2 moduna getirebildiğimiz bir düğme var diyebiliriz. Yine vitesin arka tarafına geldiğimiz zaman el frenin alt tarafında ayna ayarlarını yapabildiğimiz joystick'e yer verilmiş. Yine burada küçük bir eşya gözüne yer verilmiş. Duster'ın torpidosu da genişçe diyebiliriz. Burada bayağı bir hangar var. Orada istediğiniz eşyaları fazlasıyla yükleyebilirsiniz. Torpidosu geniş. Kapı işlerimizde de 2 ya da 3 tane su şişesi alacak kadar alan olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında baktığımız zaman burada 4 tane elektrikli camımız olduğunu söyleyebilirim. Tuşları da buraya kapının üzerine konumlandırılmış. Bu da hoş olmuş. Buradaki tuşlar gitmiş, o tarafa konumlandırılmış cam açma tuşları. Onun dışında herhangi bir gözlüklüğümüz yok. Ön tarafta anlatacaklarım bu kadardı. İsterseniz sürüşe geçelim.
Duster'ın sürüşüyle birlikte videomuza devam ediyoruz. Öncelikle anahtarını göstereyim. Şu şekilde bir anahtarı var. Herhangi bir sustalı anahtara yer verilmemiş. Şöyle bir çalıştıralım. Sürüşe geçelim. Evet, ilk çalıştırmalarda da dizel olmasına rağmen sessiz bir şekilde çalışıyor. Yani çok gürültülü bir motor sesi yok içeride. Hemen konfor özelliklerinden bahsedelim Duster'ın. Açıkçası yüksek bir yapısı olmasına rağmen çok konforlu bir araba. Bu konfora etki eden etmenleri de şu şekilde sıralayabiliriz. 215-65-16 lastik ebatları var. Yani lastiğin et kalınlığı çok fazla. Bu da konfora etki ediyor. Onun dışında arka süspansiyonlarımız bağımsız. Açıkçası arkaların bağımsız olmasını sevdim. Orada birkaç farklı taşıyıcı var. Öne ve yana bağlanıyor. Bununla birlikte Duster'ı çok konforlu hale getiriyor bu etmenler. Şehir içinde keza geçişlerde, yani tümseklerden geçişleriniz çok rahat bir hale geliyor. Yani aşırı sert girmediğiniz sürece Duster bu tür engebeleri sönümleyebiliyor diyebilirim. Yine uzun otoban sürüşlerinde yaylanarak devam ediyor araba. Yani buna yüksek yapısının da, yani yayların uzunluğunun da etkisi olabilir. Hani bayağı bir yaylanarak seyahat edebiliyorsunuz. Hani hiç ön yargı olmasın, işte Dacia'dır, konforsuzdur gibi. Bu araba konforlu. Ben de biraz ön yargılıydım acaba hani konforsuz mudur diye. Ama bu üzerindeki etli lastiklerin de etkisiyle birlikte konforlu hale gelebiliyor. Yani dediğim gibi çok aşırı sert geçişler yaparsanız onları sönümlemekte biraz zorlanabiliyor ama onun dışındaki konforu size yeterli seviyede, hani yeterli olacaktır konforu diyelim. Evet, yalıtım özelliklerinden bahsedelim Duster'ın. Motor sesi ilk çalıştırdığımızda da çok fazla motor sesi almamıştı içeri. Keza sürüş yaparken de çok fazla motor sesi içeri aldığını söyleyemem. Onun dışında yine yol sesi, bu geniş tabanlı lastiklere rağmen yol sesi duyamadım ben bu arabada. Yani yalıtımı, lastiklerin çevresindeki yalıtımı çok iyi. Hani yol sesi kesinlikle sizi rahatsız etmiyor. Yalnız 100 km hızlardan itibaren rüzgar sesi birazcık sizi rahatsız edebiliyor. O da aracın heybetli yapısından dolayı. Hani rüzgar sesi konusunda yalıtımı biraz zayıf diyebiliriz. Onun dışında motora geçelim. Motor 1.5 dizel, Renault'un klasik motoru aslında. 110 beygirlik, 240 Nm'de güç üretiyor. Bununla birlikte yaklaşık 12.9 gibi bir 0-100 değeri var. Evet, motor verimliliğinden de şöyle bahsedebiliriz. 5.7 şehir içi verisi, 5 litrede şehir dışı verisi var. Fabrika verisi olarak konuşuyorum. Ancak fabrika verisini çok fazla tutturamaz. Yani 6-6.5 gibi şehir içi gezebilirsiniz diyebiliriz Duster'la. Bu 4x4 model olduğu için, hani bu 4x4 şanzımanla birlikte biraz da ağır olduğu için, hani ağır 4x2 modeline göre biraz daha ağırlık arttığı için yakıt tüketimi de bir nebze artacaktır bu 4x4 modelinde diyebiliriz. Onun dışında şanzımandan bahsedelim. 6 vitesli bir şanzıman oranı var. Şanzıman oranları, yani vites oranları çok kısa. 1. ve 2. vites oranları olsun. Hani diğer bütün viteslerin oranları aşırı kısa. Hatta şöyle diyebilirim. Bazı yerlerde 1. vitesle kalkmanıza gerek bile yok. İlk kalkarken 2. vitesle de kaldırsanız bu arabayı yürüyebiliyor yani. O kadar kısa diyebilirim. Hatta 6. vites 2000 devirde hala hız 85-90 km gibi bir hızlarla hareket ediyor bu araba. Yani bu uzun yolda biraz yakıt tüketimine etki edecektir. Yani 100-110 gibi seyahat etmek isterseniz yaklaşık 2500 gibi bir devir bandında gezmeniz gerekebilir. Yalnız motor sesi olarak tekrar söylüyorum, o devirlerde bile gezseniz içeri rahatsız edici seviyede bir motor sesi almıyor bu araba. Çekiş sisteminden bahsedelim. 4x4, yani 4 tekerden de çekiş sistemine sahip bu araba. Yalnız her zaman 4x4 kullanmak zorunda değilsiniz. Yani sürekli 4 çekel değil, 4x2 modunda kullanıyorsunuz bu arabayı. İsterseniz de
4x4 moduna alabiliyorsunuz. Bununla birlikte buradaki tuştan, yani auto seçeneği var, otomatik olarak kendi güç dağılımını yapabiliyor araba. Çekiş sisteminde sevdim ben bu arabanın. Frenlerinden bahsetmek gerekirse 1395 kilo boş ağırlığı var bu arabanın. Bu kütleyi çok rahat bir şekilde durdurabiliyor. Önler disk, arkalarda kampanaya yer vermişler bu arabada. Ancak hani frenlerinin yeterli olduğunu söyleyebilirim. Hatta şöyle de bir şey var, bu kütlesinden dolayı frenlediğiniz zaman araba böyle bir şu hareketi, bir beşik hareketini yapıyor. Çünkü süspansiyonların çalışma aralığı çok fazla. Kütlesinden de dolayı frenlediğiniz zaman şöyle bir ileri geri hareket yapabiliyor. Hani ani frenlemelerden bahsediyorum. Çok şehir içi frenlemelerinde hani her zaman yapmıyor bunu ama o tür frenlemelerde yapabiliyor. Yol tutuş dinamiklerinde de şöyle biraz bakalım. Yani iyi, yola tutunmaya istekli ama biraz yatması var tabii yüksek yapısından dolayı. Yani şu şekilde denemiş olduk. Birazcık yatıyor tabii. Çok yüksek hızlara çıkmanızı önermem bu arabayla. Hani birazcık yatması var virajda ya da bileğinize güveniyorsanız o hızlara çıkın diyebilirim. Sürüş pozisyonundan da bahsetmek gerekirse tüm Dacia'larda olduğu gibi derinlik ayarı olmayan bir direksiyonu var. Yani yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz, sadece derinlik ayarını ayarlayamıyorsunuz. Sürücü koltuğunun herhangi bir yükseklik ayarı yok. Ancak ben yükseklik ayarını, yani şu anki yüksekliğini sevdim diyebilirim. Kaputu da görebiliyorsunuz. Yani bir SUV'de gittiğinizi hissedebiliyorsunuz bu arabada. Yani çok fazla aramadım. Yani koltuk yükseklik ayarını diyebilirim. Ha, olsa güzel olurdu. Ancak o yok. Multimedya sisteminden bahsedelim. USB'si var, AUX'u var ve Bluetooth'la da bağlanabiliyorsunuz. Şöyle biraz müziğimizi açalım, dinleyelim. Şu anda 10 seviyelerinde, 10-11 seviyelerinde. Şöyle 20'lere gelelim. Bu seviyelerde yeterli müzik sistemi. Arttırıyorum. 31 son. Evet, son seviyede de çok fazla bozulduğunu söyleyemem. Yani ama son seviyelere çıkmasanız daha iyi olur. Yani 25'lerde falan dinleyebilirsiniz maksimum diyelim. Yani müzik sistemi yeterli olacaktır. Aşırı iyi değil ama yeterli. Kötü de değil. Kötü de demeyelim bu arabaya. Donanımlar konusunda yokuş kalkış desteğimiz var. Yokuş kalkış desteğinin olması güzel çünkü arazide bu size, yani arabayı kaldırmak için faydalı olacaktır, yardımcı olacaktır. Yokuş kalkışının olmasını beğendim. Niye? Çünkü diğer donanımlardan eksileri var. Yani neyi yok? Start stopumuz yok, hız sabitleyicimiz yok. Bununla birlikte herhangi bir otomatik far, yağmur sensörü gibi donanımlara yer verilmemiş. Onun dışında direksiyonunda herhangi bir tuşa yer verilmemiş. Tabii ki donanımlar bakımından. Burada bir eko tuşu var. Bu eko tuşu yakıt tüketimine yaklaşık %10 kadar azaltıyor diye iddia ediyorlar. Dacia markası %10 oranında azalıyormuş yakıt tüketimi. Bununla birlikte yine burada ESP'yi kapatabildiğimiz bir tuş var. Kimlere hitap ediyor noktasından bahsedelim. Özellikle yokuşu çok olan, engebesi çok olan, efendim kışı çok olan bir yerde yaşıyorsanız bu araba sizin için ideal bir araba diyebilirim. SUV kullanmayı da seviyorsanız ve diğerlerine paranız yetmiyorsa bu arabayı da alabilirsiniz. Çünkü diğerleri artık çok aşırı aşırı pahalandı. Onun dışında aile kullanımına da uygun bir araba diyebiliriz. Yani bir de SUV'ye geçiş yapmak isteyenlere ben çok fazlaca öneriyorum bu arabayı. Yani çevremde sordukları zaman ben bu arabayı almalarını tavsiye ediyorum. Evet, şimdi hazırsanız fiyatlarından bahsedeceğim. Fiyatlar noktasında Eylül 2020'de bu arabayı test ediyoruz. 2014 model tabii ki temizlik durumuna göre değişir aracın, kilometresine göre de değişir. Yani ortalama bir fiyat vermek gerekirse hazırsanız söylüyorum, 140 bin lira gibi bir bedel ödemek zorundasınız bu arabayı almak için.
Evet, Duster testimizden böyleydi. Elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Diğer videolarımız için de takipte kalın. Abone olarak tabii ki. Hoşça kalın. Otodolu'yla kalın.